Merhabalar. Son tasarımdan bu yana bazı revizeler gerçekleştirdim. Şu anda 550 ton yüke kadar çıkabildim. 550 ton yükte yer değiştirmemiz öyle gözüküyor. Ama tabii bu görüntü bizi aldatmasın. Bu 20 kat arttırılmış bir görsel ki bize tasarım hatalarımızı göstermek için yapılıyor. Daha dikkat etmemiz için. Ve örnek verirsem bakın burada ezilmeleri göstermiş. Bunu gördükten sonra ben bunun aslında yere basması gerektiğini ve bunun yatay bir şekilde, dikey bir şekilde kullanılması gerektiğini öğrenmiş oluyorum. Bu sebepten bu görüntü önemli. Bakın 24 kat arttırılmış gözüküyor. Bunu gerçek görüntüye alırsam olacak olan bu. Aslında bu kadarcık bir eğilme olacak burada. Ama 24 kat yapınca ki bana uyarıyı daha net göstermiş oluyor. Tasarımda düzeltmem gereken yerleri. Gördüğünüz gibi çok sağlam bir kabin oluşturdu. Şu an 3 milimetre kullandım malzemeyi. Ama biraz ağırlaştı. 368 kilogram oldu. Şimdi bazı arkadaşlar ığ demiri kullanmamızı vesaire söylemişler ama bu tasarımı yaparken aynı zamanda hafif de yapmamız gerektiğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü binanın statiğini bozmamamız gerek. Kendimizi kurtaralım derken binamızdaki diğer insanları tehlikeye atabiliriz. Sırf bizim bu kabinimiz yüzünden binanın ağırlık merkezini değiştirdiği için binamız yıkılabilir. Diğer komşularımıza zarar vermiş olabiliriz. O yüzden olabildiğince hafif yapmamız gerekiyor ve bunu iki parça, yani maksimum iki parça yapmak istiyorum ki taşınabilsin, taşınabilir olsun. Diğer türlü geçmez bu zaten. Kapılardan geçmeyecek. 1.2, 1.2, 1.44 metrekare alanı var. Taban ve tavan yüzey alanı. Maksimum 45 ton yüke maruz kalacak ama ben 550 tona kadar hesapladım bunu. Şu anda 550 ton için bile bir sıkıntı gözükmüyor. Tabii bunu iki parça yapınca birleştirme çok önemli olacak. Onu da çözmem gerekiyor. O zaman bu kadar mukavemetli olmayacak. 400 tona vesaire düşebilir. Birkaç yine revizeler yapacağım. Şu üst yüzey alanını düşürmeye çalışacağım. Aslında şu kısım fazlalık. Şu dirseği görüyorsunuz. Bu dirsekten üstünü atacağım. Sadece burası kullanılacak. Burada da aynı şekilde bir tasarım düşünüyorum. Şuradan itibaren. Yani yüzey alanı şu kadar bir şey kalacak. 1 metrekare alan kalacak ki çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum öyle olunca. Bir de size şeyi göstereyim. Şimdi bu tasarım eksik aslında o üretilecek tasarım o ama bu oturakları ve emniyet kemerini koyduğumu göstermek istiyorum. Bir de aynı zamanda burada ızgaralarımız var. Yukarıdan düşecek küçük parçaları engellemesi için. Ve yerde de var. Basabilmemiz için küçük ızgaramız var. Bu altta da tabii boş alanımız var. Buraya kutularla ihtiyacımız olan çantalarla ilk yardım malzemeleri, su, hazır gıdalar buraya koyabiliriz. Düdük vesaire, el feneri, pil. Bu kabin bizim yaşama alanımız olacak arkadaşlar. Burada İlk önceliğimiz hayatta kalabilmek. O sebeple bazı şeylerden fedakarlık ediyoruz. Daha büyütün, yatak koyalım, uyusun vesaire böyle bir amacımız yok. Böyle bir niyetimiz yok. 10 gün, 15 gün, şu an görüyorsunuz 15 gün hala deprem altında yaşayan insanlar var. Çıkarılan insanlar var. İnşallah daha da çıkacak. Ama amacımız burada uyumak değil, hayatta kalabilmek. Mümkün olan ev halisinin içine alarak hayatta kalabilmek durumumuz bu. Ya içeride telefon çekmemesi gibi neden böyle bir şey söyledi arkadaşımız bilmiyorum ama öyle yazmış. Biz burada Faraday kafesi yapmadık. Bir yaşam kabini oluşturuyoruz, deprem kabini. Eğer şebekeler çalışırsa, çekerse yine buradan kullanabileceksiniz. İki tane kapısı var. İki yerden giriş çıkış var. Gördüğünüz gibi oturağımız, emniyet kemerimiz
vesaire. Şimdi bunu boş verelim, şeye geçelim. Esas kabinimiz bu. O koltuklar bunun içine girecek aslında. Tabii bunu dediğim gibi daha da düşüreceğim, düzelteceğim. Yükü taşıyabilecek gibi hafif. Amacım 200 kilograma kadar düşebilmek. 200 kilograma düşersek bu evde buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesinin toplam ağırlığı kadar bir şey olacak bu zannediyorum. Yani 200 kilo dediğimiz 3 insan ağırlığı. Binanın statiğinde herhangi bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Tabii 3 insan da içine girerse 6 insanın bir evin içinde bir yerde durduğunu düşünün. Herhangi bir binanın toplam yüküne oranla %1 oranda kalacaktır. 1/200 belki tam hesap yapmak lazım. Bina kaç katlı vesaire. O sebeple ağırlığı düşürüyoruz. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Ben bunun üretim videosunu da yapacağım. İlk kendim kullanacağım. Bazı hedeflerim de var. Şimdi depremde yıkılmayan ama yıkılma kararı alınacak binalar var. Onların içine birinin içine koyup test etmek istiyorum. Bu konuda yardımcı olabilecek birileri varsa yazabilirler. Yorumlara bekliyorum. Kanalın Instagram sayfası da var. Oradan ulaşanlar oldu bana. Sizde herhangi bir sorunuz varsa oradan yorumlarda da yazabilirsiniz. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Açıklamada Instagram linkini de ekleyeceğim. Aynı isme sahip kanalla. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Tasarıma, çalışmalara devam edeceğim. Hafta sonları yapabiliyorum sadece, bir de akşamları. Çok bir zamanımız var mı yok mu onu bilmiyorum ne zaman. Ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hoşça kalın.